tepkiler geliyor. Bakınız. Bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Görmeyenler için tekrar gösteriyorum o zaman. Ya da bu manşete tepki gösterenler olur mu ya? AKP sevinir mi diye diyenlere ben birkaç şey göstermek istiyorum. Birincisi şu. Şu ekranda gördüğünüz AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet deprem bölgesine gidiyor. Deprem bölgesinde arkada Afad'ın çadırları var görüyorsunuz. İnsan orada çaresiz bir şekilde çadırlarda var ve beyefendiler çadırlardan ayrıldıktan sonra şimdi değerli izleyenler dört kişi yan yana şöyle düşünüyorum. Yani ya aranızda aranızda hiç mi bir kişinin suratı biraz asık olmaz? Hani siz burada ne konuşuyorsunuz acaba? O deprem zedelerin yanında ayrıldıktan sonra neyi kendi aranızda tartışıp komik olan ne ki bu kadar gülüyorsunuz? O yüzden diyoruz AKP için bu deprem Allah'ın bir lütfi oldu adeta. Tıpkı 15 Temmuz gibi. Ha 15 Temmuz, ha bu deprem. İnanın bana arada hiçbir fark yok. Sadece o değil. Gülenler var ve yer kapması yarışına girenler de var. Bu da yer kapmasından bir görüntü değerli izleyenler. Bakınız. hasretle selamlıyorum. Bu da da yer kapması. Öncelikle ben mi sen mi? Evet buyurun. Sadece o yok kimisi de ekranlar karşısına geçmek için deprem bölgesine gitmiş, çadıra gitmiş. Böyle saçını tarama der. Yani, Hacer teyze, Allah sana geçmiş olsun. Kardeşim ol. çok geçmiş olsun. Allah güçlü. Adam saçını tarıyor. Dünyanın hiçbir yerinde buna benzer şeyler var mı ya? Var mı? Adam çadırda ya. Sırma saçlı ya. Saçlarını arkada tarıyor. Saçlarını arkaya doğru tarıyor. Ya Tayyip Bey sen benden kelsin kardeşim. Yani bu insan psikolojisi çok önemli. Bu bir psikolojik bir durumdur. Kimi insanlar hayatlarında ceplerine tarak koymamışlar. Kimi insanlar da taraksız dışarı çıkmıyorlar. Hele erkekler. Mesela ben kendimi söyleyeyim. Hayatım boyunca da tarak cebime koymamışım. Ne taray ya? Bu adam canlı yayına hazırlanmaya gidiyor. Bu adam derken bu bir cumhurbaşkanı yani. Bütün televizyon erkanları şu anda dışarıda adamı bekliyor. Sırmaz saçlı. Rüzgar saçlarına vurup dağıtmış ya sağa sola. Adam önce saçlarını tarıyor. Bir de bari çadırdan çıkmadan tarasaydın Tayyip Bey. İnsanlar bakınız böyle çekiyor işte. Yakalanıyorsunuz. O yüzden sizin umurunuzda olmuş olsaydı saçınızı tarayıp önde kalma sırasına girip deprem bölgesine gidip kahkahalar atmazdınız. Bu kadar net. Bu kadar net. Nasıl mı? Mehmet Metiner diye bir devşirme var. Değerli izleyenler. Onu da size anlatayım. Şimdi bu fotoğraf almış. Sayın Kılıçdaroğlu ile Pervin Buldan biliyorsunuz Ahmet'te bir araya gelmişlerdi. Ortak bir açıklama yapmışlardı. Ve olması gerektiği gibi kamuoyuna mesaj vermişlerdi. Mehmet Metiner o açıklamadan sonra, o görüşmeden sonra e, bir tweet attı. O tweette aynen şu. Yüzsüzlüğü yapıyor. Diyor ki evet, evet, evet birbirinize çok yakışıyorsunuz depremin siyasi ayağı siz diye birbirinize çok yakışıyorsunuz nokta nokta nokta. Bir insan bu kadar alçak olabilir mi? Söyleyin bana. Bir insan bu kadar beynamus olabilir mi? Söyleyin bana. Biliyorum bana kazan var şu anda olur mu? Ya uslu bunu bozuyorsun. Eski bir milletvekili'nin kullandığı laf. Birbirinize çok yakışıyorsunuz nokta nokta nokta. Ulan sen nasıl şerefsiz bir insan mısın sen be? Sen bu kadar mı düşkün bir insansın sen be? Ne diyordun sen? İki gün önce attı tweet bu. Değerli izleyenler. İki gün önce attı tweet'i sizinle paylaşayım. Mehmet Metiner devşirmesi. Yalvarıyoruz. Adı Yaman'ımızın acil çadıra ihtiyacı var. Sincik ve Besni ilçelerimizin hali perişan. Lütfen gıda ve malzemeler yerine çadır diyoruz diye iki gün önce bir tweet attın. Peki bu tweetten önce, bu tweetten önce depremin ikinci günü ne tweet atmıştın Mehmet Metiner? Şu tweeti atmıştı Mehmet Metiner depremden hemen bir gün sonra. Adı Yaman yalnız değil, Adı Yaman'ın arkasında reis var. Adı Yaman reisin sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz üzüntümüz sonsuz. Lakin adı Yaman'ımızı yeniden onaracak reizimiz var bizim teyzemin oğlu diye bir paylaşım yaptı Mehmet Metiner. Küfür mü edeyim, hakaret mi edeyim, hiçbir şey demeyeyim mi ben? Böyle bir adam, böyle bir adama ne denir? Böyle bir